Bu yanımda size dün okuyup bitirmiş olduğum Sayın Pınar Çalıner hanımefendinin Uyanış Yayın Evlerinden çıkmış olan Salıncak Beklenen Yolcu adlı kitabını yorumlamaya çalışacağım. Kitap 96 sayfeden Kasım 2017'de piyasaya sürülmüş Uyanış Yayın Evleri tarafından. Yazarımızın son kitabı, bundan önceki kitabı vardır. 2016 yılında 2016'nın Nisan ayında yayımlanan Salıncak adlı eseri vardır. Yine 2017'nin sanırsam Şubat ayında Utandım adlı kişisel gelişim üzerine yazılmış, biyografi tarzında yazılmış kitabı yayımlanmıştır. Bu kitabımız 96 sayfa olduğunu söyledik. Çok sağlam bir hikayesi var. Çok sağlam bir kurgusu var. Kısa olmasına rağmen, 96 sayfa olmasına rağmen dolu dolu bir kitap. Özenle yazılmış, içine gösterilmiş, insanların vicdanına, yüreğine hitap etmiş. Kitaptaki kahramanlardan bahsetmek isterim. Soner, kitabımızın baş kahramanı, onun diliyle anlatılmış olaylar, onun ağzından anlatılmış. Soner, Doğu bölgesinde Berder kıstasından kaçmış olan bir annenin ve anne yarısı olan teyzenin evladı diyelim. Soner evlidir. 5 yıldır evlidir. Özge Hanım'la evlidir. Özge Hanım bir aile danışmanıdır. Mutlu bir evlilikleri vardır ama eksikleri vardır. Bir çocuk ister Özge Hanım ve Soner Bey'in anneleri. Ama Soner gelecek olan bir çocuğun eşine olan aşkını, eşine olan tutkusunu değiştireceği korkusuyla pek çocuk istemez. Çocuk taraftarı değildir. Bu süreçte yaşananlar vardır tabii ki. İşte birbirini çok iyi tanıyan iki eşten bahsediyoruz. Mimik ifadelerinden, bakışlarından dahi ne demek istediğini anlayabilen, birbirini hakikaten seven iki insandan bahsediyoruz burada. Soner Bey'in bu çocuk yapma fikrine sıcak bakması için iş yerinden izin alır kendisi. Bu süreçte tabii yakın parkta Gizem Hanım diye bir hanımefendiyle tanışır. Gizem Hanım'dan hikayeler dinler. Aslında oradaki anlatılan hikayede yazarımızın ilk kitabı olan Salıncak kitabının da merak edilen soruların cevapları verilmiş. Yazarımızın deyimiyle öyle. Oradaki evlat tutkusunu, evlat insanların başına gelen olayları, anne ve teyzesinin bir evlat için neleri göze aldı alabildiklerini, yıllarca nasıl korkuyla yaşadıklarını, ama bir evlatın buna değebileceğini görür. Sonuç itibariyle hem bir evlat sahibi olur, hem berdere yıkar, kavuşamamış aşkları, aşıkları kavuşturur. Gizem Hanım'ı kaybeder. Herkesin bir bekleyeni vardır. Temel vurgu budur bence. Beklenen yolcu. Herkesin bir beklediği vardır. Ve muhakkak bir gün gelecektir. Kitap dolu dolu dedik. Kitabın kapağı için, hikayeye uyumlu için bir kez daha Ahmet Bilgehan Arıkan Beyefendi'ye takdirlerimi sunuyorum. Hakikaten çok takdir ettim. Hikayeyle birebir uyumlu. Yine bir kapak tasarlamış.
Yazarımızın sanırsam güncel sitelerden iki tanesinde hala yazıları devam ediyor. Yazıyor yazarımız. Üniversite ve çeşitli organizasyonlarda kişisel gelişim demeyelim ama vicdani özgürlüğü ve kitapları hakkında düşüncelerini paylaştığı konferanslara katılıyor. Hayatın boşluklarını o şekilde dolduruyor. Yazılarını yazdığı sitelerden bir tanesi sanırsam haberyorum.com diyebiliyorum. Diğeri hangisi hatırlayamadım. Onun için de özür diliyorum. Ben yazar okumaya devam edeceğim. Duygu yüklü bir kitap. Vicdanınız varsa çok sızlayacak. Bu kesin. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir kitap. Öyle görüyorum. Duygusal tarafı çok yüksek. Ağlayabilirsiniz. Ha, beni ağladın mı? Bu soruya cevap vermek istemiyorum. Sonuç itibariyle hala ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. O yüzden buna cevap veremeyeceğim. Berder kıssasına bakmanızı isterim, araştırmanızı isterim. Bu kadim milletin, bu kadim topluluğun, kadim Türk milletinin çok güzel örf ve adetleri var. Ama hepsi değil. Hepsi değil. Diyorum. Yayınıma son verirken yazarımızın kitap arkasındaki yazmış olduğu yazıyı okuyacağım sizlere. Sonra veda edeceğim. Şöyle diyor. Şu an elinizde tuttuğunuz üçüncü kitabım Salıncak Beklenen Yolcu. Hikaye içinde hikaye ile sizi karşılıyor demiş. Bu hikayede hem ilk kitabım olan Salıncak'ın devamını isteyen güzel okurlarım için hikayenin akılda kalan sorularına cevap vererek hikayenin arka planını gözler önüne seriyorum. Hem de Soner'in dünyasına şahit olacağınız yaşanmışlıkları ve yaşanmışlıklarınıza dokunmayı hedefliyorum. Bir gün mutlaka bir yerde güzel gönüllerin bulaşacağına inanıyorum. Belki de kim bilir. Yine heyecan, merak, aşk, belki de biraz özlem kokan bu hikayenin güzel gönüllerde var olması dileğiyle. Pınar Çalıner. Evet, hikaye içinde hikaye derken şöyle bir şey tarif ediyor yazarımız. Hani bir ana caddede yürüyorsunuz. Sağlı sokak, sollu sokak. Devam ediyor. Yani cadde üzerindesiniz ama sokaklar devam ediyor. Hangi sokağa girerseniz girin, bir hikayeyle karşılaşıyorsunuz. Ama o sokaktaki hikaye ana caddedeki hikayeden kopmuyor. Kopamıyor. Yani bir bütünlüğü sağlıyor. Anlatmak istediğim bu. 96 sayfalık bir kitapta ne kadar dağılabilir ki hikaye demeyin. En az bunun içinde 3 hikaye var. 3 hikaye var. Ama ana fikre ayrı ayrı kollardan hizmet eden, ana caddeyi besleyen sokaklar diyelim onlara. Güzel günlerde okumanızı tavsiye edeceğim. Ben Pınar Çalınayır okumaya devam edeceğim. İlk kitabı Salıncak ve sonra kitabı Utandımı. Bundan sonraki ilk sipariş listeme ekliyorum. Yazarımıza yayın hayatında başarılar diliyorum. Okumak iptiladır. Müptelalara selam olsun diyoruz. Kapatıyoruz.